E-ticarete kaldığımız yerden devam edeceğiz. E-ticaret konusunu kapatmıyoruz. Şimdi hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Merhabalar diyelim kendisine. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sayın Barbaros Özbuğut'u EasyCo'dan değil mi efendim? Aynen. Peki. Efendim şimdi şöyle bir şey. E-ticaret konusunu sıkça dile getiriyoruz. Çok patlama yaptı, şöyle oldu, böyle oldu diye sürekli anlatıyoruz. Hani kredi kartı, ilk kez kredi kartı kullananların sayısı, şunlar bunlar sürekli artıyor. İşte veriler de artıyor. Oradaki veri kullanımları da artıyor. Ama biz burada durmuyoruz ve e-ticaretin gelişmesi için devlet geçtiğimiz hafta çok ilginç bir açıklamada bulundu. Özellikle Ticaret Bakanlığı. Bu açıklamadan biraz başlayalım mı efendim? Tabii. İsterseniz çok kısaca ben o başlatılan kampanyaya, COVID'in yanındayız kampanyasına değineyim. Evet. Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan'ın önderliğinde ve Ticaret Bakanlığı ve toplum ortaklaşa başlattığı bir kampanyaydı. Ve yüze yakın e-ticarete ve kopiye dokunan markalar bu çağrıya dahil oldular ve COBİ'lere değişik alanlarda kolaylıklar ve COBİ'lerin daha da çok e-ticarete yönelmeleri için teşviklerde bulundular. Evet. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir yaklaşım. Ve bundan sonraki süreç içerisinde de e-ticaretin aslında hayatımıza daha ne kadar önemli olduğunu ve COBİ'ler için ne kadar önemli olduğunu altını çizen bir kampanya oldu. Bu teşviklerden biraz bahsedebilir misiniz, neler olduğunu? Tabii. Yani bu tabii ki değişik şirketlerin kendi alanlarındaki sundukları şeydi. Ben EasyCo açısından EasyCo.pu açısından değerlendirmek tabii isterim. Biz bütün bu pandemi süreci başladığında ki bizim kuruluşumuz 2013 senesinde yapıldı ve bizim genel anlamda kuruluşumuzun nedeni aslında COBİ'leri dijitalleştirmekti. Çünkü 2013 senesinde baktığımızda internetten dijital ortamda satış yapan COBİ sayısı herhalde böyle 27.000-28.000 civarındaydı. Ve biz burada Türkiye'nin genel dijital ortamda değil de fiziksel ortamda COBİ sayılarına bakarsak 3 milyona yakın COBİ'miz var. Burada zaten ciddi bir dijitalleşme sürecinin ve burada bir dalganın başlayacağını öngörmüştük. Ve biz de bütün bu süreç içerisinde aslında COBİ'lere ödeme alabilmelerini, dijital ortamda ödeme alabilmelerini sağlamak adına EasyCo'yu kurmuştuk ve bununla birlikte de 50 binin üzerinde COBİ'ye o günden bugüne kadar da hizmet veriyoruz. Bütün bu süreç ve pandemi süreci başladığında bir şunun farkına vardık. Dedik ki kendi ekibimizi ve kendi süreçlerimizi bir şekilde güven altına aldıktan sonra dedik ki bizim bundan sonra beraber çalıştığımız COBİ'lere yardımcı olmamız lazım. Çünkü zor bir süreçten geçiyorlar. Ve burada en önemli olan konulardan bir tanesi de tabii ki nakit akışını kontrol etme ve nakit akışına daha hızlı ulaşma noktasıydı. Onun için biz genelde COBİ çerçevesinde olan üye işyerlerimizi, ödemelerimizi 21 gün sonra yaparken bu kampanya gündemi içerisinde bu ödemeleri 2 gün sonra yapmaya çektik. Yani 19 gün daha erken ödeme süreçlerimizi çektik ve böylece de 45 milyon TL satıcılarımıza 19 gün daha erken ödemesini yaptık ve bununla birlikte 1.6 milyon TL'lik ekstra bir gelir elde etmelerini sağladık. Bununla birlikte şunun da farkına vardık. Tabii ki bundan sonraki süreç içerisinde COBİ'lerimizin dijital ortamda daha çok pazarlama ve daha çok ürünlerini ön plana çıkarabilme şanslarına ihtiyaçları var. Ve bununla birlikte de küçük esnafın yanındayız diye bir sosyal medya kampanyası başlattık. Ve üye işyerlerimizi orada ücretsiz sosyal medyada daha çok müşteriye ulaşabilmelerini sağladık ve böylece de bu kampanyaya dahil ettiğimiz üye işyerlerimizde cirolarında ciddi bir artış gördüler. Ve bununla birlikte de tabii ki değişik eğitimler ve bu kampanya kapsamı içerisinde de bundan evvel veya bundan sonra da yapacağımız süreler içerisinde hep üye işyerlerimizin ve COBİ'lerin cirolarını nasıl arttırırız ve onlara nasıl çözümler sunarız bunun bu başlık altında da desteklerimizi her zaman devam ettiriyor olacağız. Peki şimdi biraz şeyde girelim istiyorum. Ya bu kampanya siz anlattınız hani yolunu, yordamını, şekillerini falan. Sizce e-ticareti Türkiye'de ne kadar değiştirir? Yani ne kadarlık bir zıplama yapar? Bence yani bu kampanyanın geldiği noktada daha önemli olan şey bu pandemi süreci aslında
e-ticareti nasıl bir ivme kazandırdı. Evet. Ve bununla birlikte de tabii ki bu başlattığımız kampanya ile birlikte biz KOBİ'lerimize bu değişim süreci içerisinde doğru yöne doğru ve doğru teşvikleri vererek de dijitalleştirme sürecinde aslında hız kazandırmak istiyoruz. Yani bunun aslında başlangıç noktası tabii ki bu pandeminin getirdiği o e-ticarete yönlenme ve buradaki kazanılan ivme. Bu bence çok kritik bir olay. Belki de 5 senede 10 senede yapacağımız ivmeyi aslında neredeyse 2 ay içerisinde yapmış bulunuyoruz. Bunu alışkanlık haline getirip bundan sonraki süre içerisinde de devam ettirebilmek için de bu kampanya çok önemliydi. Çünkü şu an KOBİ'lerimizin bu trene atlamaları lazım ve bu trene binmeleri lazım. Çünkü artık gidişat tabii ki dijitalleşme süreci içerisinde onlar için çok çok daha kilit ve çok çok daha önemli bir noktaya geldi. Doğru, doğru. Şunu da söylemek istiyorum tabii ki. Hani baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi hani belki de 5-10 senede geleceğimiz noktaya böyle biz birazcık arkadan itmeyle bir yere doğru geldik. Ama sanırım esas olan orada kalabilmek değil mi? Yani pandeminin hemen arkasında tamam artık biz yine almayalım e-ticaret demezler gibi geliyor bana. Sizin izleriniz nedir bu konuda? Biz de o şekilde düşünüyoruz. Çünkü şunu da çok net söylememiz gerekiyor. Bu süreç içerisinde kazanılan alışkanlıklar artık bir şekilde değişmeyecektir. Evet. Yani insanlar bütün bu süreç içerisinde sayıları büyük bir ihtimalle paylaşmışsınızdır BKM'nin sayılarını. Evet. İşte 5 milyon kart bu süreç içerisinde ilk defa internetten kullanıldı. Ve bu kartlar bundan sonra da internetten kullanılacak. Yani buradaki potansiyelimizin aslında ne kadar büyük olduğunu bu 2-3 ay bize gösterdi. KOBİ'lerin bence bu süreçten sonra çok önem vermeleri gereken konu ben bu dijitalleşmenin bu dijitalleşme sürecini nasıl yönetebilirim? Burada nelere ihtiyacım var? Ve bu süreç içerisinde bundan sonraki noktada sadece işte bakkallardan yola çıkarsak işte köşedeki süpermarketle değil aslında dijital marketlerle nasıl yarışırım? Bu sorulara cevap bulmaları gerekiyor. Bir de tabii şunu söylesek yanlış olur mu efendim? Mesela bir şirket çıktığı zaman atıyorum Almanya'da, Almanya'nın içinde halka satıp orada biraz palazlanıp sonra yurt dışına açılıyor ve işte ne bileyim Mercedes oluyor, BMW oluyor, bir şeyler oluyor. Yani bir kendini geliştiriyor ve dünya pazarının aktörü haline geliyor. Şimdi mesela bizim e-ticaret konusunda ülke içinde yaptığımız bu atılımlar, bu ilerlemeler bize e-ihracat konusunda kapılarını açar mı? Tabii çok bizim kendi tarafımızda gördüğümüz 2013 yılında başladığımızda dahil ettiğimiz KOBİ'lerle yurt dışına açılma süreçlerinin ne kadar kolaylaştığını da çok net gördük. Bizim kendi yaptığımız bir araştırmada şunu çok net söyleyebiliriz. Bizim gibi dijital araçları kullanarak yurt dışına yapılan satışlarda satış menziline baktığımız zaman yani e-ihracat menziline baktığımız zaman EZCO gibi şirketler üzerinden yurt dışına dijital ortamdan satış yapma menzili normal benzine katarak 1.2 civarında daha fazla ve bunu da aslında şeyi çok net görebiliyoruz. Dijitalleştirme sadece kendi olduğunuz ülke içerisinde değil aslında bütün dünyaya ürünlerinizi ve verdiğiniz hizmetlerinizi ne kadar kolayca satabiliyorsunuz. Bunun aslında bu sorunun da cevabını vermiş oluyor. Ve bununla birlikte de artık dijital markalarımızı yurt dışına nasıl açarız? Ve burada dijital araçları kullanarak markalarımızı yurt dışına nasıl ulaştırırız? İhracatımızı nasıl arttırırız? Bunu zaten daha küçük bir ölçekte görmüştük. Artık bu da bundan sonraki süreç içerisinde KOBİ'lerimizin ve tabii ki dijital ortamda satış yapan markalarımızın en önemli başlıklarından bir tanesi olacak. Yani mesela programın başında bir konuğumuzla bir geliştirdikleri ürün üzerine konuştuk. Yani yurt global küresel şirketlerden ilaç yapmalarını beklemeyip kendi ilaçlarını kendileri yapıp bunu hatta dünyaya pazarlayabilir hale gelmişler şimdi. Şimdi biz aynı şekilde yani yurt dışında bir e-ticaret şirketi Türkiye'ye gelsin de biz yurt dışından mallarımızı alalım daha rahat alalım demek yerine artık bu süreci hızlandıracak belki e-ticaret firmaları çıkartabiliriz gibi geliyor. Siz de zaten bu altyapıyı sağladığınız için herhalde siz de buna katılacaksınızdır. Aynen öyle ve bence bu süreç bize şunu da gösterdi. Bir noktada şimdi tabii ki çok ekstrem bir süreçten geçiyoruz. Tabii. Yani bu normalde kıyaslayamayız ama şunu da çok net gördük. Üretime önem verdiğimiz noktada şu an çok kritik ürünlerimizi kendimiz üretebiliyoruz.
Ve bu üretime önem verdiğimiz süreç içerisinde, kendimiz ürettiğimiz sürece de bundan sonraki süreç içerisinde o ürünlerimizi yurt dışına pazarlamak artık çok daha kolay. Çünkü doğru araçları da oluşturduk. Doğru platformlar var, ödeme alma araçları var. Biz sadece üretime önem verip yüksek kaliteli ürün ürettikten sonra bu mevcut platformları kullanarak artık yurt dışına satış yapmamız çok çok daha kolay. Bu belki 10 sene evvel o kadar kolay değildi. İşte satış kanalları oluşturmanız gerekiyordu, dil bilmeniz gerekiyordu ve değişik noktalara dikkat etmeniz gerekiyordu. Bu artık çok daha kolay. Onun için bence bizim bundan sonraki önem vermemiz gereken konu yerel üretime ciddi şekilde gücümüzü oraya harcamamız lazım. Güzel ürünler geliştirmemiz lazım ve mevcut platformlar üzerinden bunları pazarlayıp dijital sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da değil, dünya çapında ve ödemelerimizi, tahsilatımızı da doğru çözümlerle yapıp burada aslında büyümemizi Türkiye'nin dışına da taşımamız lazım. Valla sizi de elimden geldiği kadar çok yayın almak istiyorum. Çünkü yaptığınız iş Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir iş. Bunun için özellikle kendi adıma da teşekkür ediyorum size. Çok teşekkürler. İnsanlara şunu bir kere daha hatırlatalım mı? Hani ellerinde satabilecekleri bir ürün varsa, daha doğrusu hani satışa dönebileceklerini düşündükleri bir ürün varsa bunu nasıl kolaylıkla yapacaklarını yine sizin sistemleriniz üstünden anlatabilir miyiz efendim? Tabii. Biz kendi tarafımızda bütün bu süreci başladığımızda aslında şuna odaklanmıştık. Yani sizin bir online shop'unuz var, yani dijital ortamda bir dükkanınız var ve bu dükkanınızda ödeme almanız gerekiyor. Şimdi genelde biz bu işe başladığımızda şöyle bir şey yapılıyordu bankalar tarafından. Sen o dükkanı bir aç, bir işe bir başla, ondan sonra biz sana sanal post veririz şeklinde bir yaklaşımları vardı. Biz bunu aslında şu seviyeye getirdik. Çünkü dijital ortamda nakit hayatınıza dokunmadığı için dijital ödeme metotlarına ihtiyacınız var. Biz ilk önce o problemi çözdük. Yani siz dijital ortamda bir dükkan açıyorsanız artık postunuzu da direkt alıyorsunuz. Orada hiçbir problem yok. Ama biz bunu bir adım daha ileriye taşıdık. Çünkü şunu da gördük. Herkes bir dükkan açmak istemiyor. Ve o da açamıyor ilk başta. Çünkü benim zaten fiziksel ortamda bir dükkanım var. Ama ben bu ürünlerimi dijital ortamda satabilir miyim? Instagram üzerinden satabilir miyim? Sosyal medya üzerinden satabilir miyim? Bunu görmek istiyorum aslında. Bunun için de link ile ödeme diye bir ürünümüz var. Evet. Çok kolayca bir şekilde web sitemiz geliyorsunuz ve app'imizi indiriyorsunuz ve pazarlamak istediğiniz ürünün çok kolayca bir şekilde resmini çekiyorsunuz. İşte birkaç bir şey yazıyorsunuz ve kendi tarafınızdan belirlediğiniz satış meblağına da girdikten sonraki bu sadece TL değil, yurt dışına satıyorsanız bunu işte dolar, euro veya 15 tane değişik para biriminden satabiliyorsunuz. Bir link oluşturuyorsunuz ve bu linki istediğiniz zaman Facebook hesabınızdan, Instagram hesabınızdan veya WhatsApp üzerinden istediğiniz platforma koyup bunun üzerinden çok kolayca bir şekilde satış yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte de aslında şunu çok net gördük. Biz bu linkle ödeme alma sürecini başlattıktan sonra on binlerce satıcımız artık evlerindeki yaptıkları ürünlerini değişik platformlara koyarak burada yurt dışına çok kolayca satış yapabiliyor noktasına geldiler. Ve bu da bizi inanılmaz mutlu ediyor. Çünkü dediğimiz gibi sadece dijital ticaretin Türkiye içerisinde değil, bunun e-ihracat ayağını da bir şekilde çözmüş olduk. Ve bunun gibi çözümlerle aslında KOBİ'lerimize destek olup, hatta KOBİ'lerden bir adım daha ileri gidip KOBİ yolunda kendi işini kurmak isteyen insanlara da tahsilat yapabilme, paralarını toplayabilme ve satış yapabilme araçlarını da bu şekilde sunmuş olduk. Şimdi siz bunları anlatırken çok eskiye gittim. 97 yılında biz bir televizyon kanalının yayınlarını yurt dışına satabilme üzerine konuşuyorduk. Ve o zaman bankalara gittiğimizde bankalar bize tuğla kalınlığında fotokopi olarak 3 büyük ansiklopedik tadlı kitapçıklar verdiler. Kitaplar verdiler hatta. Dediler ki hani biz yapmadık şu ana kadar, ki bugünün çok dijital bankalarından iki tanesinden bahsediyorum. Dediler ki biz hani bunlara bakın, yapın. Buna bakarak yapın. Dan yola çıktık. Şimdi benim evde satacak malım var. Bunu bir linke dönüştürebiliyoruz da. Geldik vallahi. Aynen öyle. Çok güzel bir gelişme bu. Bahsi geçen 23 sene öncesi. Aynen. Bence zaman ilerliyor ve bundan sonra da çok çok daha hızlı ilerleyecek ve bizim de dediğim gibi ülke olarak ve bence bütün bu e-ihracatın ve e-ticaretin içerisinde olan oyuncular olarak da sorumluluğumuz bu işi en kolay haline getirip herkesin bu büyümeden ve bu seferberliğin aslında bir parçası olabilmesini sağlamak. Bizim de buradaki rolümüz bu. Valla bu seferberlik kalıcı olabilir mi peki?
Bence olacak çünkü dünya dediğim gibi değişiyor ve biz şunun da çok net gidişatını görüyoruz. Dediğim gibi bu süreç içerisindeki kazandığımız alışkanlıkları değiştirmeyeceğiz. Bu artık hayatımızın bir parçası olacak ve bunu da tekrar söylüyorum. Eskiden köşedeki bakkalımız süpermarkette yarışırken şu an dijital bakkallarla yarışacak ve bu trene bence herkes çok iyi düşünüp ve çok hızlı bir şekilde binmesi gerekiyor. Çünkü bundan sonraki süreç içerisinde hayatta kalacak bence oyuncular. Bundan sonraki süreci dijitalleştirebilen oyuncular olacak. Evet ya, yani sonuçta büyük köklü işte hani kahraman bakkal süpermarkete karşı şeylerinin sanırım en önemli silahlarını siz sağlayacaksınız onlara. Aynen, bizim de buradaki aslında rolümüz dediğimiz gibi bütün dijitalleştirmek isteyen oyunculara aslında doğru araçları sunup ödemelerini kolayca alabilmelerini, doğru zamanda alabilmelerini, hızlı alabilmelerini ve güvenli alabilmelerini sağlamak ve bunun için de zaten 200 kişilik bir ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Süpersiniz efendim, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli katkılar için. Bu arada böylesi önemli bir e-ticaret kampanyasının içinde olduğunuz için de Ticaret Bakanlığı ile beraber ayrıca teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. İyi günler efendim. İyi günler.